Tabii. Benim görümcemin çocuğu olmuyordu. Bir tane hocaya gitmiş. Ona muska yapmış. 3 milyara hocam. Bir de kendisi evladı Resul'muş. Seyitlerdenmiş. Alo. Evet, dinliyoruz efendim. Hocam bir de diyormuş ki ben bu parayı kendime değil de o mübareklere, türbelere kullanıyorum. Bu caiz. Ne kadar doğru bu hocam? Peki efendim. Ve dinleyicimiz çocuğu olmayan, işte birisi muska yapıyormuş kendisinde seyit olduğunu. Seyitler bu şekilde istismar edenler çok. Mesela Arvas soyadını kullanıyorlar. Şimdi kamuoyunda da genelde mesela Arvas soyadını seyitler kullanıyor diye hürmet ediyor, saygı gösteriyorlar. O hürmeti, o saygıyı veyahut da aynı şekilde insanları aynı şekilde tokatlamak için kullanıyorlar. Uyanık olmalı. Yani kesin olarak aynı şekilde bilinmediği müddetçe bunlara da itibar etmemeli. Her ben evladı Resulüm ya da şey bir evliya-i kiramın soyundan olduğunu da söyleyen İmam Rabbani Hazretleri soyundanım yok işte Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri soyundanım diyenler de oluyor. Hal ve hareketlere bakmalı. Çünkü evladı Resul yani Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam genlerini taşıyanlar cömert olur. Özelliklerinde o var. Almaya değil vermeye alışıktırlar. Cömerttirler. Efendim sıfatlarında aynı şekilde şey olamaz mı? Hani günahı. Peygamberler hariç herkes aynı şekilde günah işleyebilir. Evlad-ı Resul de olsa günah işleyebilir. O masum demek değildir. O masum demek değildir. O değil. Kitaplarda bundan açık net bir şekilde bildirilmiş. Ama bu derecede insanları kandırmaz. Çünkü en azından bir bilgisi vardır. Büyüklerinden duymuştur. Bu işler pazarlıkta yapılmaz. Haramdır, günahtır diye açıkça yazılı. Allah razı olsun yapılır. O da hediye verir. Tamam o caizdir. Ama ben şu kadara yaparım. 10 sene çocuk olması için böyle yaparım. Bu işe garanti veririm falan. Allah Teala korusun ya. Allah Teala korusun. O yok. Onun için bunlara itibar etmemeli. Ve bu sebeple de kendisini evlad-ı Resul diye takdim edip de bu şekilde istismar edenlere de fırsat vermemeli. Ve bunları duyup evlad-ı Resul'e de suizan etmemeli. Yani her şeyi yerli yerine koymalı. Aa gördün mü bu böyleymiş hepsi böyle. Olmaz o. O yanlış o. O yanlış o. Zinhar orada duralım. Şimdi şey konusunda da insanlar aynı şekilde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendilerimiz için Eshab'ın gökteki yıldızlar gibi hangisine tabi olursanız hidayete erişirsiniz. Benim hatırım için Eshab'ım hakkında dilinizi tutunuz. Bitti o. Efendim falan yok falan yok artık orada konuşulmaz. Bitti. Çünkü ne buyuruyor? Benim hatırım için. Yazılı sen konuşuyorsan demek ki Resulullah Efendimiz'in hatırı matırı yok. Yani Allah Teala'nın da hatırı yok senin elinde demektir. O orada biter. Efendim şöyle yaptı. Beni ilgilendirmez o. O beni ilgilendirmez. Onlar Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıdır. Vahiyi gördüler, meleği gördüler. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs-i Suruh buyuruyorlar ki ilk sohbette onlar daha Vilayet-i Hassa-i Muhammedi ile şerefleniyorlardı. İçtihat makamına yükseliyorlardı. Dolayısıyla onlar hakkında yok. Onun için evlad-ı Resul hakkında ehl-i beyti sevmek lazım. Ya fıskı sebebiyle tamam ama zat sebebiyle hep sevilir. O ayrı bir mesele. Bunu da birbirlerine karıştırmamalı.